elinizi çekin. Şu çileli milleti artık bir salın. Böyle devlet yönetilmez. O 5 müteahhidin vergilerini, vergi cezalarını silerken helak oldunuz ama hala milletimizi yolma peşindesiniz. Niye indirmeye kalktınız, şimdi niye arttırıyorsunuz? İki sorunun da makul ve mantıklı bir cevabı yok. Çünkü bu uygulamanın ne ekonomik, ne sosyal, ne vicdani hiçbir açıklaması yok. Hatta bu uygulama davullarla, zurnalarla açıklanan ekonomi reform programında ve eylem planında bile yok. Bu artışın tek bir açıklaması var. Sayın Erdoğan'ın canı öyle istiyor, paşa gönlü öyle istiyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin çok son icraatı, canım istedi vergisi. Aziz milletim, Türkiye vergi şampiyonu bir ülke. Hele AK Parti iktidarında Cumhuriyet tarihinin kalanından daha fazla vergi toplandı. Bakın, 1923'ten AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar toplanan vergi ne kadar biliyor musunuz? 1.89 trilyon lira. Peki AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında toplanan vergi ne kadar dersiniz? 3.1 trilyon lira. 79 yılda 1.9 trilyon lira, 18 yılda 3.1 trilyon lira. Satıp savdıkları fabrikalar, kamu kuruluşları, arazilerde cabası, onlar bunun içinde yok. Türkiye'de gelir vergisi yüksek, kurumlar vergisi yüksek, işveren maliyetleri yüksek. Bütün bunlara rağmen dolaylı vergilerin de en yüksek olduğu ülkeyiz. Mesela şu anda 376 bin liraya satılan bir arabanın vergisiz fiyatı 177 bin lira. Bu araçtan 199 bin lira vergi alınıyor. Yani milletimiz bir araba sahibi olmak için bir tane de maliyeyi almak zorunda kalıyor. Bunun yanında aynı zamanda milli gelire oranla dünyanın en pahalı akaryakıtını tüketiyoruz. Dünyanın en pahalı otoyol ve köprülerinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca mesele arabayla da bitmiyor. Mesela satın aldığımız telefonlar için %100 vergi ödüyoruz. Hattına ve internetine de %30'un üzerinde vergi ödüyoruz. Mesela elektrik faturasında 5 kalem vergi ödüyoruz. Doğalgaz için %20 vergi ödüyoruz. Suya %40 vergi ödüyoruz. Ödüyoruz oğlu, ödüyoruz. Vergilerden sonra elimize kalan paranın yarısını yine dönüp vergileri ödüyoruz. Peki memlekette vergiler bu kadar yüksekken ne bekleriz? Devletin kasasının dolup taşmasını bekleriz, değil mi? Merkez Bankası rezervleri en yüksek ülke olmayı bekleriz, değil mi? Faizin en düşük olduğu ülke olmayı bekleriz, değil mi? Eğitimde birinci olmayı bekleriz, değil mi? Sosyal devletin, sosyal adaletin şahının bizde olmasını bekleriz, değil mi? Ama bu kadar ağır vergilere rağmen bunların hiçbirini bulamıyoruz. Kaliteli yaşamak için vergi ödemiyoruz. Adeta vergi ödemek için kalitesiz yaşıyoruz. O zaman bu kadar yüksek vergiler kime yarıyor? Naylon faturacılara yarıyor. Kaçakçılara yarıyor. Vergi borcunu sildiren müteahhitlere yarıyor. Rüşvet ve yolsuzluğa yarıyor. Kayıt dışı ekonominin patlamasına yol açıyor. Ama ne bu ülkenin vatandaşına, ne bu ülkenin girişimcisine, ne de bu ülkenin sanayicisine fayda sağlamıyor. Değerli dava arkadaşlarım, iktidar vergilendirmenin temel ilkeleri olan genellik, eşitlik, adalet ve mali güce göre vergilenme kavramlarını yerle bir etti. Oluşturulan imtiyazlı sınıf servetlerine servet katarken emeğiyle geçinmeye çalışanlar, siftah yapamayan esnafımız, ticaret erbabımız, üretmeye çalışan işletmelerimiz, sanayicilerimiz ağır vergi yükü altında eziliyor. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler yönünden baktığımızda iktidarın sergilediği berbat performans daha da çarpıcı hale geliyor. 2020 yılında gerçekleşen merkezi yönetim bütçesinde gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı %19.
tevkif suretiyle toplanan vergi gelir vergisinin toplam gelir vergisine oranı ise %92.7. Bunun çoğunluğu da ücretlerden kesilen vergiler. Bu ibretlik tabloya göre milyonluk daireleri, villaları, lüks otomobilleri ve hatta yatları satın alanlar bir asgari ücretli kadar bile vergi vermiyor. Dolayısıyla iktidar alması gerekenden vergi alamadığı için mali anestezi olarak tanımlanan dolaylı vergilere yükleniyor. Dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki payı %70'e dayanmış durumda. İşte tam da bu yüzden sabit ve dar gelirli vatandaşlarımız üzerlerindeki vergi yükünün altında eziliyor. Çünkü dolaylı vergilerin uygulandığı mal ve hizmetlerin düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki payı yüksek gelirlilere göre çok daha fazla. Adaletsizliğe bakar mısınız? Biliyorsunuz hayatımızda ÖTV diye bir kavram var. Namı diğer özel tüketim vergisi. Peki ÖTV neden çıkartılmıştı hatırlıyor musunuz? Lüks tüketim ürünlerini sağlığa ve çevreye zararlı malları vergilendirerek gelir adaleti sağlamak gerekçesiyle çıkartılmıştı değil mi? Sonra ne oldu? AK Parti iktidarının olağanüstü vergi politikaları sayesinde artık ÖTV vergi adaletsizliğinin en önemli araçlarından biri haline geldi. Çünkü iktidar gazozdan saç spreyine, buzdolabından çamaşır makinesine ve hatta çocuklarımızın bakım ve gelişimi için zorunlu olan ihtiyaçlara kadar hemen her şeyden özel tüketim vergisi alırken pırlanta ve elmas gibi değerli taşlarda, lüks yatlarda ve kürklerde özel tüketim vergisini sıfırladı. İş bilmezliğe bakar mısınız? Ya da tam tersine bu cin gözlüğe bakar mısınız? Aynı durum temel ihtiyaçlarda da var. Ekonomik krizle boğuşan milletimiz faturalar nedeniyle soğukta ve karanlıkta oturuyor. Hal böyle olunca ne beklersiniz? İktidarın elektrik ve doğalgaz fiyatını artıran vergi, fon ve payları azaltmasını beklersiniz değil mi? Peki onlar ne yapıyor? Faiz gelirlerinden alınan vergiyi sıfırlıyor. Yani aldıkları yanlış kararlarla kurları ve faizleri zıplatanlar kimilerini bir günde zengin ederken fırlattıkları enflasyonu vatandaşın kucağına bırakıyorlar. Bu sayede toplanan vergiler de verilen hizmetlerle topluma geri döneceği yerde yüksek faizle devlete borç verenlere gidiyor. Faiz lobilerine karşı verilen çetin mücadeleye bakar mısınız? Aziz milletim. Böyle vergi sistemi olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Böyle beceriksiz kadrolarla Türkiye kalkınamaz. O nedenle iktidara geldiğimizde atacağımız ilk adımlardan biri vergi adaletsizliğine son vermek olacak. İyi Parti iktidarında faiz gelirleri başta olmak üzere beyana tabi olmayan ve stopajın nihai vergilendirme olduğu menkul sermaye gelirlerinde beyan usulüne geçeceğiz. Kamunun büyük alt ve üst yapı yatırımlarından kaynaklanan değer artışları ile imar değişikliğinden kaynaklanan kazançları vergilendireceğiz. Gelir ve kurumlar vergisindeki istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Özellikle kurumlar vergisinde ciddi vergi kaybına neden olan uzlaşma müessesesini yeniden gözden geçireceğiz. Vatandaşlarımızın hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu olan ihtiyaçlarına ayırdıkları geliri vergiden muaf tutacağız. Lüks tüketim mallarını yüksek, zorunlu tüketim mallarını düşük vergilendireceğiz. Bizim için üreten Türkiye demek daha çok istihdam demektir. O nedenle vergi düzenlemelerini üretimi, tasarrufu, yatırımı ve kalkınmayı teşvik edecek şekilde planlayacağız. Üretime destek amacıyla ara malları üzerindeki vergi oranlarını düşüreceğiz. Çiftçimizin mazotundan alınan ÖTV'yi kaldıracağız. Çok parçalı ve karmaşık olan istihdam teşviklerinde sadeleştirmeye gideceğiz. Buradan oluşturacağımız kaynakla çalışanlar üzerindeki vergi ve prim yükünü herkes için azaltacağız. Ticaretin önünde engel olan değişik isimlerdeki harçlar başta olmak üzere İşlem vergilerinde indirime gideceğiz. Üreticiler için büyük bir finansman sorunu haline gelen
katma değer iadelerindeki tıkanıklığı çözeceğiz. KOBİ'ler kalkınmanın itici gücü olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi yükünü azaltacağız. Çevreye duyarlı ve israfı önleyici vergisel tedbirler alacağız. Bu çerçevede geri dönüşümü teşvik edecek, çevreyi kirletmenin bedelini ağırlaştıracağız. Vergi tabanını genişleterek hem vergi kaçakçılığını önleyeceğiz, hem de vergilerin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağız. Bunun için önümüzdeki haftalarda, yani bu pandeminin pik yapması hafifledikten sonra önümüzdeki haftalarda lansmanını yapacağımız, ismi söyleyeyim. Söyleyeyim. Çok önemli bir projemiz var. Adına Artagan söyledik. Adını Artagan diye tanımladık. Bu projemizle kayıt dışı ekonomiyle sözde değil, özde mücadele edecek bir seferberlik başlatacağız. Ez cümle, Sayın Erdoğan'ın icat ettiği bu ucube sistemle vatandaşımızın sırtına bindirdiği yükü indireceğiz. Kamudaki personel adaletsizliğinden vergideki adaletsizliğe, milli gelirden pay almadaki adaletsizlikten fırsat eşitsizliğine kadar her alanda çalışan, üreten vatandaşlarımızdan yana olacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle milletimize nefes aldıracağız. Değerli dava arkadaşlarım, biz eleştirilerimizin yanında çözümlerimizi de söyleriz. Bizim siyaset anlayışımız budur. Bir genç kızla karşılaştım. Dedi ki, alkışların heyecanına kapılmayın. Koca koca adamların en yüksek perdeden birbirlerine en ağır hakaretleri etmesinden bıktık. 23 yaşında bir genç kızdan bahsediyorum. Sizin grup toplantılarınıza saat kuruyoruz, kalkıyoruz, biraz neşeleniyoruz. Bir de gerçek sorunlarımıza dair çözüm önerilerinizi dinliyoruz. O bize iyi geliyor. Meral Hanım, ne yaparlarsa yapsınlar, sizden benim yaş grubumdaki genç kadınlar adına ricada bulunuyorum. Ne olur yüksek sesle bağırmayın, çirkin sözler söylemeyin. O çirkin sözler söyleyenleri biz not ediyoruz. Bıktık, usandık, biz huzur arıyoruz, biz adalet arıyoruz, biz hukuk arıyoruz, biz kayırmacılığa son verilsin istiyoruz, biz liyakate saygı duyulsun istiyoruz dedi. Ve o genç kıza bir söz verdim. Buradan sizlerle paylaşmak istediğim odur. Aynı çözüm önerilerimizle devam edeceğiz. Ama bize ne denirse denilsin, bundan sonra kem söz, pis söz, çirkin söz sahibine aittir deyip o gençlerimizi germeyeceğiz. O gençlerimizin hayata bakışlarını karamsar hale getirmeyeceğiz. Bunu o genç kızımıza söz vermiştim. Burada sizlerle paylaşmış olayım. Bizim siyaset anlayışımız bugüne kadar buydu, bundan sonra da bu olacak. Bunları onlar yaparsa, bugün şu anda vergiyle ilgili söylediğimiz, geçen hafta turizmle ilgili söylediğimiz, dört beylilerle ilgili söylediğimiz, EYT'lilerle ilgili söylediğimiz, toplumun dezavantajlı gruplarının taleplerine yönelik söylediğimiz sorun şu, çözümü şu, kaynağı şu sözlerimizi bildirmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Bunu iktidar partileri alır, yerine getirirse bu ülkeye katkıları olur, bu millete katkıları olur. Onlar artı yazarsa da yazar, biz buna saygı duyarız. Yeter ki milletimiz nefes alsın. Yok, yapmıyorlarsa kimse merak etmesin. İlk seçimden sonra İYİ Parti olarak biz yapacağız. Çünkü onlar hamaset üretir, İYİ Parti çözüm üretir. Çünkü onlar eşi dostu, yandaşı dinler, İYİ Parti milletini dinler. Çünkü onların hayallerinin bittiği yerde İYİ Parti'nin gerçekleri başlar. Vizyonumuzla, projelerimizle, işinin ehli insanlarımızla
İşte burada onlar emin adımlarla geliyoruz. Önümüze ne çıkartırlarsa çıkartsınlar, her geçen gün büyüyoruz. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Milletimiz bize inanıyor. Milletimiz bize güveniyor. Gittiğimiz her yerde bizim sesimiz olun diyor. O nedenle memleketin her köşesinde millet bizi çağırıyor. Değerli dava arkadaşlarım, buradan ilan ediyorum ki İYİ Parti iktidarında hiçbir bakan yönettiği bakanlığa mal satmayacak, satamayacak. Ticaret Bakanı Ticaret Bakanlığıyla ticaret yapmayacak, yapamayacak. İYİ Parti'nin her bir ferdi ahlakı, adaleti, şeffaflığı şiar edinecek ve attığı her adımın hesabını alnının akıyla verecek. Veremeyen de çekip gidecek. Çünkü biz Türkiye'nin imkanlarını, Türkiye'nin potansiyelini biliyoruz ve bu imkanları milletimiz için kullanmanın hayalindeyiz. Çünkü biz eşin, dostun ve doymak bilmeyen o beş müteahhidin değil, milletimizin cebini doldurmaya talibiz. Çünkü biz geline damada kayınçoya değil, umutsuz gençlerimize iş bulmanın derdindeyiz. Çünkü biz güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Türkiye çaresiz değil, Türkiye çözümsüz değil, Türkiye sahipsiz değil. Biz hazırız. Türkiye içine düşürüldüğü bu sarmaldan çıkacak. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle memlekete yeniden güneş doğacak. Artık kötülerin devri bitiyor. İyilerin devri başlıyor. Buna inanın. Millet aşkıyla yola çıktık. Millet aşkıyla yürüyoruz. Milletimiz yetkiyi verdiğinde bu aşkla Türkiye nasıl zenginleşir, nasıl huzura ve refaha kavuşur, herkese göstereceğiz. Allah bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun. Devletimiz güçlü, milletimiz mutlu olsun. Allah bizi milletimize karşı utandırmasın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.